Ukrayna ve NATO'nun ortaklaşa yürüttüğü, Türkiye'nin de katıldığı Karadeniz'deki tatbikat sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya tatbikatla ilgili Karadeniz ve uluslararası suları kimsenin sahiplenemeyeceğini göstermek istedik mesajı verildiği açıklandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin gölgesinde Karadeniz'de 2 haftadır süren Sea Breeze 2021 tatbikatı sona erdi. NATO ve Ukrayna'dan 30 savaş gemisi ve 40'a yakın savaş uçağının katıldığı tatbikat Rusya'ya yönelik mesajla son buldu. Tatbikata katılan Amerikan destroyeri USS Ross'un komutanı John D. John, savaş manevralarının amacının katılımcı ülkelerin ekipman ve personelinin birlikte çalışabilmesini iyileştirmek olduğunu söyledi. John D. John, herkese, uluslararası topluma, hiçbir ülkenin Karadeniz'i ya da uluslararası suları sahiplenemeyeceğini göstermek istedik. Bu sular uluslararası topluma aittir ve tüm ülkelerin bu su yollarına ulaşımını sağlamayı taahhüde bağlıyız, diye konuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da tatbikatı yakından takip etti. Rus ordusu Karadeniz ve Rusya'nın güneybatısında savaş uçakları ve uzun menzilli füzelerle atış talimi yaptı.